Yol Bizi yeni bir yerine daha hoş geldiniz değerli dostlar. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün gene bir vize videosuyla karşınızdayım. Bugün size Birleşik Krallık İngiltere transit vizesiyle ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Aynı zamanda da İngiltere'den transit yaparken, aktarma yaparken eğer belli bir takım kriterleri karşılıyorsanız Londra'ya vizesiz bir şekilde girip çıkabiliyorsunuz. Bu Türkiye'de çok bilinmeyen bir özellik. Bunu da nasıl yapıldığını birazdan kısa bir şekilde size izah etmeye çalışacağım. Şimdi değerli dostlar bu Türkiye'de transit vize ile ilgili özellikle sosyal medya, Instagram'a, Facebook'a, forumlara, yorumlara, YouTube'a baktığınız zaman ciddi bir kafa karışıklığı görüyorum ben. Yani insanlar bu konuyla ilgili ciddi bir kafa karışıklığına sahip. Aynı zamanda da bence benim görebildiğim kadarıyla da ciddi bir dezenformasyon var yanlış bilgi var. Çünkü insanlar teorik olarak şöyle düşünüyorlar. Dünyada Birleşmiş Milletler'in tanıdığı benim bildiğim 194 ülke var. Arkadaş ben 3. ülkeye giderken hava limanı terminalinden ayrılmadığım müddetçe, pasaport kontrole gitmediğim müddetçe, yani ülkeye girme niyetim olmadığı müddetçe, transit alandan ayrılmadığım müddetçe transit vizeye ihtiyacım yok kafasıyla bakıyorlar. E, bu kısmen doğru kısmen yanlış. Çünkü her ülkenin viza rejimi farklı arkadaşlar. Mesela İngiltere bazı ülke vatandaşları için aktarma yapsanız bile sizden vize talep ediyor. Mesela Almanya, Bordo Türk pasaportuna transit vize talep ediyor. Keza Amerika Birleşik Devletleri Türk pasaportu için transit vize talep ediyor. Mesela Güney Amerika seyahatine çıktınız. Yani atıyorum ee, özellikle Güney Amerika'da uçak biletleri çok pahalı. Amerika üzerinden çok uygun bilet bulma şansı oluyor bazen. Mesela diyelim Türkiye'den New York'a çok uygun bir uçak bileti buldunuz. Ee, Peru'ya geçeceksiniz, Arjantin'e geçeceksiniz, Brezilya'ya geçeceksiniz. Bu normal bir bağlantılı uçuş da olabilir. Ee, Amerika Birleşik Devletleri diyor ki eğer Bordo Türk pasaportuna sahipsen transit vizen olmak zorunda. Vizesiz benim üzerimden geçemezsin diyor. Veyahut da geçerli bir işte turistik vizen olabilir, başka bir şey olabilir. Onu da kullanabilirsiniz. Ee, bunun gibi mesela Kanada da aynı şekilde Türk pasaportuna e, benim havalimanımdan geçeceksen, bakın geçeceksen diyorum yani sadece havalimanından geçecektiniz transit vize almak zorundasınız diyor değerli dostlar. Dediğim gibi bu ülkeden ülkeye değişen bir kavram. Özellikle batılı gelişmiş ülkeler bazı ülkeler için bu uygulamayı yapıyor. Şimdi bu uygulamayı yapan ülkelerden bir tanesi İngiltere. İngiltere'de dediğim gibi Türk vatandaşları için transit vize uyguluyor. Bu transit vizenin detaylarını arkadaşlar bir hükümet web sitesi var İngiltere'nin Birleşik Krallığı'nın gov.uk transit viza diye adresini şuraya veriyorum. E, bu arada tabii ben bunu buradaki ekrandan anlatıyorum. Ancak ben bunu bireysel olarak kendim deneyimledim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne, San Francisco'ya, e, Londra üzerinden aktarmalı gittim. Yani sürecin nasıl olduğunu biliyorum. E, Birebir deneyimini kendim yaptığım bir uygulama bu. Evet arkadaşlar şimdi Go.UK'ye girdiğimiz zaman bakın Visa to pass through the UK in transit diyor. Şimdi e, İngiltere bu işi ikiye ayırıyor. Bakın burada diyor ki if you are not going through border control. Bu birinci opsiyon. Yani pasaport kontrole gidip ülkeye girecek misin? Soru bu. Hayır. Senin diyor direct airside transit vize alman lazım diyor. İkinci opsiyonda da if you are going through border control. Pasaport kontrole girecek misin? Yani ülkeye giriş yapacak mısın? Buna da visitor in transit vize diyor. Şimdi bunun burada bakın overview'u var. Bir özeti var. E, transit vize ihtiyacınız olup olmadığını şuradaki linkten kontrol edebilirsiniz diyor. Aynı zamanda da e, aşağıda bir takım istisnaları, exemption'ları yazmış. You do not need a transit visa if you have a U settlement scheme family permit diyor. E, eğer Avrupa Birliği işte aile oturum iznine sahipsiniz bu istisna kapsamına giriyorsunuz. Yani transit vize almanıza gerek yok. Gene have a home office travel document diyor. Home office travel document diye bir dokümana sahipseniz burada e, örnek vermiş. You are a refugee mesela bir mülteci olabilirsiniz. Or stateless person. Stateless person e, uyruğu olmayan adam demek. <laughs> yani milliyetsiz, devletsiz adam demek. Ee, onun dışında ne demiş? Heve Standart Visitor Visa. Bu normal bildiğimiz İngiltere'nin turistik vizası. Or Heve Marriage Visitor Visa. Evlilik vizası. Yani bu 4, 1, 2, 3, 4 maddeyi karşılıyorsanız bu yukarıda söylediğim e, vize türleri için istisna kapsamına giriyorsunuz. Yani bunun için vizeye ihtiyacınız yok. Ne direkt Airside Transit vizeye ihtiyacınız var. Ne de visitor in transit vizeye ihtiyacınız var değerli dostlar. Şimdi burada e, az önce söylediğim gibi transit vizenin tiplerini söylüyor. The visa you need depends on whether you are going through UK border control when you arrive in UK diyor. Yani ihtiyacınız olan vize pasaport kontrole gidecek misin gitmeyecek misin ona bağlı diyor. Your airline can tell if you will go through border control. Yani hava yolunuz işte pasaport kontrolden geçip geçmeyeceğinizi size söyleyecektir diyor. Az önce söylediğim e, tekrar anlaşılması için burada bunu tekrarlıyorum. Eğer pasaport kontrole gitmeyeceksiniz buna direkt Airside Transit vize diyorum diyor. Mesela diyor uçak değiştireceksin Birleşik Krallık'ta ve pasaport kontrole gitmeyeceksiniz. Bu şu demek bu benim yaptığım gibi işte İstanbul'dan ben bindim Londra'da Heathrow'da indim. Aşağı yukarı 4-4,5 saat kadar bekledim. Ondan sonra bir security check var. Bu security check'ten geçtim. elimdeki boarding pass'te gate'e kapıya gittim. Diğer uçuşuma bindim. San Francisco'ya devam ettim. Yani direkt airside transit vize aslında benim uyguladığım yöntem. If you are going through UK border control diyor. Yani sen pasaport kontrole gideceksin. Pasaport kontrolden geçip customdan geçip ülkeye gireceksin. Bu durumda da diyor, visitor in transit vizeye başvurman lazım diyor. Yani UK border kontrole gideceksen visitor in transit vizaya ihtiyacım var diyor. Ancak diyor, UK'den 48 saat içerisinde ayrılman lazım diyor. Eğer 48 saatten fazla kalacaksan ihtiyacın olan standart visitor vize diyor. Yani değerli dostlar şimdi toparlarsak iki tip vize var. Direkt Airside Transit Visa. İkincisi de Visitor in Transit Visa. Şimdi bunun detaylarına bakalım. Şimdi Check if you need one before apply diyor. Ben şimdi buraya tıklıyorum. Benim bir UK vizeye ihtiyacım olup olmadığını buradan hep beraber bakacağız. Buradan Türkiye diyorum. What your nationality as shown on your passport or travel document diyor. Continue diyorum. UK'ye hangi amaçla geliyorsun diyor. Ben transit yapacağım diyorum. On your way to somewhere else. Aktarma yapacağım. Burada continue diyorum. Where you are traveling to? Nereye seyahat ediyorsun diyor Channel Island var burada. The Isle of Man var. Republic of Ireland var. Ben ikisi de değil. Somewhere else diyorum burada. Yine continue diyorum. Evet. Bakın burada diyor ki, Will you pass through U.K. border control? Şimdi pasaport kontrolden geçecek misin? Bakın burada, You always pass through border control. Yani pasaport kontrolden ne zaman geçmen gerekiyor? Ee, normal e, hava limanı binasını, herhangi bir nedenle terk etmek. Burada bunu söylüyor. Leave the main port building for any reason. Need to collect your bags. Yani bagajlarını bir şekilde alma zorunluluğu. And check them into your onward flight. Yani devam eden diğer uçuşuna bunu götürmek. You must also pass through border control. If both your onward flight flies on different calendar day to when you arrive. There is no way for to stay overnight in the airport for example in transit Şimdi arkadaşlar border kontrolden geçmenin birkaç tane temel nedeni var. Burada aslında özeti bu. Burada en yeri demiş. Ee, uçuşunuzun saati uzun olabilir. Az önce benim verdiğim örnekten gidelim mesela. Ben normalde 4 saat bekledim. Ancak diyelim ki aktarmanız 10 saat. Yani 10 saat boyunca havalimanında durmak zor bir iş. Şimdi birinci opsiyon bu. Yani border kontrolden neden geçmek istiyorsunuz? 10 saat boyunca havalimanında beklemek yerine mesela Londra'nın içerisine girip çıkabilirsiniz. Birinci opsiyon bu. İkinci opsiyon, need to collect your bags and check them into your onward ee, Bu da şu demek. Şimdi diyelim gene benim örneğimden gidecek olursak e, San Francisco'ya gideceksiniz. Londra'da Heathrow'a indiniz. Ancak San Francisco'ya giden uçuşunuz Diyelim ki Stanset'ten kalkıyor veya Latindan kalkıyor. Şimdi İngiltere'de arkadaşlar 5 tane havalimanı var. Şimdi böyle bir durum varsa sizin yapmanız gereken şey Heathrow'a indiğinizde bagajlarınızı alacaksınız. Will you pass through UK Border Control sorusuna evet demeniz gerekiyor. Yani neticede pasaport kontrolden geçeceksiniz. Ülkenin içerisine gireceksiniz. Bagajlarınızı alacaksınız ve Stanset havalimanına geçeceksiniz diğer uçuşa check yapacaksınız ve yolunuza devam et Bakın buradaki soru bu şekilde devam ediyor. Şimdi burada ben bir önce no diyeceğim. Sonra yes diyeceğim. Aradaki farkları size göstermeye çalışacağım. Şimdi no dedim. Continue diyorum. Bakın burada diyor ki verdiğiniz bilgiler ışığında Birleşik Krallık'tan transit yapabilmek için bir vizeye ihtiyacınız var diyor. İhtiyacınız olan vize de az önce iki tip vize var dedik ya. Direct Airside Transit Visa. If you arrive in UK on flight and leave again without passing through immigration control yani pasaport kontrole gitmiyorsun Havalimanına aktarma yapacaksın. Ancak arkadaş diyor sen Türk pasaportuna sahipsin. Direkt Airside Transit vize alman gerek. Bu arada da bu vizeleri nereden alıyoruz? Bunun da ben bilgisini de hemen kısaca vermiş olayım. Bu arada ben İngiltere vizesi aldım. E, bu İngiltere vizesi alma süreciyle ilgili de e, bir video çekeceğim. Çektiğim zaman sizlerle de bunu paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar İngiltere'nin Türkiye'de bir e, vize kontak noktası var. klccontact.com diye. Bunun da adresi posttsckontakt.com. Birleşik Krallığın, İngiltere'nin Türkiye'de vize başvuru merkezleri var arkadaşlar. Bakın burada Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir. Yani Böyle bir vizeye ihtiyacınız varsa başvuru yapmanız gereken adres burası. Burayı onun için açtım. Şimdi e, tekrar geri dönecek olursak evet benim direkt Airside Transit vize ihtiyacım var. Bunu anladık. Ancak bakın burada exemptions var. Burada istisnalar var. Diyor ki you do not need direct Airside Transit visa if you have one of the following. Yani aşağıdaki şartlardan birini sağlıyorsanız bu direkt Airside Transit vize almanıza gerek. Arkadaşlar burası oldukça uzun bir yer. Bunun detaylı bir şekilde bakarsanız, ben adresini şuraya veriyorum. E, ancak ben buranın kısaca size özetini söyleyeyim. Şimdi burada söylediği şeylerden bir tanesi şu: Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri vizesine sahipseniz, sahipseniz, bu istisna kapsamına giriyorsunuz. Avustralya, Yeni Zelanda'dan bir oturum kartınız varsa, bu istisna kapsamına giriyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri tarafından size verilmiş olan green card dediğimiz yeşil kart, permanent resident card varsa gene istisna alıyorsunuz. Kanada tarafından verilmiş olan bir süresiz oturum kartınız varsa gene istisna oluyorsunuz. Bakın burada bunu epey detaylı bir şekilde tek tek anlatıyor. Mesela bakın burada Evalid USA I-551 Temporary Immigrant Visa diyor geçici göçmen vizesi var mesela USA I-551 diye. E, buna sahipseniz gene bu istisna kapsamına sahip oluyorsunuz. Bunun detaylarına buradan bakarsınız. Ben bunu kısaca özet olarak size söyledim. E, eğer bu istisna kapsamında bunlardan bir tanesini karşılıyorsanız direkt Airside Transit vize almanıza gerek yok. Örneğin, şimdi iki tane örnekten gidelim. Benim örneğimde San Francisco'ya gitmek istiyorsunuz. Evet ben San Francisco'ya gitmek için Heathrow'a indiğimde bir security check noktası var. Security check noktasında e, söylüyorsunuz benim Amerika vizem var, ben Amerika'ya gidiyorum diyorsunuz. Sizin Amerika vizenizi kontrol ediyorlar. Kontrol ettikten sonra sizin geçişinize izin veriyorlar değerli dostlar. Olay bu şekilde ilerliyor. Mesela keza aynı şekilde bu farklı bir ülke de olabilir. Diyelim Meksika'ya gitmek istiyorsunuz, Cancun'a. Gene İngiltere üzerinden aktarma yapacaksınız terminali terk etmeyeceksiniz. Direkt Airside Transit vizeden bahsediyorum. Aynı şekilde geçerli bir Amerika vizeniz varsa bunu göstererek Birleşik Krallık'tan İngiltere'den vizesiz bir şekilde transit geçebilirsiniz. Dediğim gibi bunun detayları burada epeyce bir uzun. Ben çok kısa bir özet verdim uzatmamak için burayı şimdilik kesiyorum. Şimdi değerli dostlar gelelim yes kısmına. Ben border kontrolden geçmem gerekiyor. Border kontrolden geçmem gerekiyor kısmını az önce anlattık. Tekrar oraya dönmeyeceğim. Şimdi bu durumda sizin ihtiyacınız olan şey visitor in transit visa. Bakın you should apply for visitor in transit visa diyor. If you arrive on a flight and will pass through immigration control... Before you leave the UK diyor. You do not need to apply for visitor in transit visa if you already have a marriage visitor or standard visitor visa. Eğer evlilik veya standart e, vizeniz varsa zaten buna ihtiyacınız yok diyor. Şimdi bakın burada bunun bir takım detayları var. Diyonun başında söylediğim transit yaparken özellikle uzun aktarma süreleriniz varsa kısa süreliğine Londra'ya girip çıkabilirsiniz dediğim kısmın özeti burada. Gene <laughs> birçok detay var. E, bu şartları sağlamanız gerekiyor. Bu şartları sağlamak kaydıyla ancak İngiltere'ye yani Londra'ya kısa süreliğine girip çıkabilirsiniz. Vizesiz bir şekilde diyelim 10 saat aktarmanız var Heathrow'da. Havalimanında beklemek yerine çok kısa bir süreliğine işte Londra'ya girip çıkabilirsiniz. Bakın burada da bunun özeti var. Transiting without a visa diyor. Vizesiz transit yapmak. You may be eligible to transit without visa if you arrive and depart by air diyor. Bir kere hava yoluyla geleceksin, hava yoluyla ayrılacaksın. Kural bir bu. Yani kar yoluyla bu iş olmaz demek. İkincisi have a confirmed onward flight diyor. Yani konfirme devam eden bir uçuşun olması lazım. And that leaves on day you arrive. Yani geldiğiniz gün ayrılacak. Or before midnight on day after you arrive. Bu şu demek. E, geldiğiniz gün diyelim sabah 8'de geldiniz Londra Heathrow'a gece 23.59'a kadar ayrılmanız lazım. Burada bunu söylüyor. Yani kısa süre dediğim kısım bu aslında. Yani geldiğiniz günün aynı günü <laughs> ülkeden ayrılmak zorundasınız. Bunun diğer şartı da bu. Yani sabah 8'de geldiniz, 9'da geldiniz. En son çıkış saatiniz gece 23.59 arkadaşlar. Devam ediyoruz. Have the right documents for your destination. Yani hedef ülke için gerekli dokümanlara, evraklara sahip olmak. Örneğin vize mesela. İşte Amerika'ya gidiyorsanız Amerika Birleşik Devletleri vizenizin olması gerekiyor. Şimdi burada e, epey detaylıca bir kısım var. One of the following must also apply diyor. Aşağıdakilerden bir tanesini de karşılıyor olmanız lazım diyor. Burası önemli. Az önce Meksika örneği verdim mesela. Meksika Cancun'a gidiyorsanız arkadaşlar Londra'ya geçici olarak giremezsiniz çünkü bakın burada diyor ki you are traveling to yani siz şu an bir yere seyahat ediyorsunuz. Bu Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri olmak zorunda. Ve buralar içinde geçerli bir vizenizin elinde olmanız gerekiyor. Yani sadece bu ülkelere seyahat ederken bu istisna kapsamına girebiliyorsunuz. Sadece bu ülkelere seyahat ederken Londra'ya kısa süreliğine girip çıkabilirsiniz. Az önce söylediğim Meksika örneğinde <laughs> maalesef Londra'ya, Kısa süreliğine girip çıkamazsınız yani 10 saat aktarmanız da olsa Amerika vizeniz varsa az önce söylediğim vize kapsamı dahil içerisinde geçmeniz gerekiyor. Az önce Meksika örneğinde verdiğim gibi ihtiyacınız olan şey direkt airside transit vize. Yani ülkenin içerisine bu opsiyona maalesef giremiyorsunuz burada aşağıdaki şartlardan birini sağlıyor olmak zorundasınız diyor. Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat ediyor olmak durumundasınız diyor. Şimdi veyahut da bu ülkelerden geliyor olmanız lazım. Gene bu sefer tersine dönüyor. Ben Avustralya'dan, Kanada'dan, Yeni Zelanda'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden diyelim Türkiye'ye geliyorum. Burada onu söylüyor. Burada da bakın önemli bir ifade var. You are traveling from or part of reasonable journey from Australia, Canada, New Zealand or USA. And it's less than six months since you last entered that country with valid entry visa. Burada arkadaşlar şunu söylüyor. Burada mesela bunu ben örnekle daha iyi anlatırım muhtemelen. E, diyelim Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiniz. E, B1-B2 vizesi. E, turistik veya ticari amaçlı. Şimdi ticari amaçlı olarak e, pasaport polisi size maksimum 3 ay veriyor. Turizm amaçlı giderseniz maksimum 6 ay veriyor. Şimdi diyelim siz 6 ayı geçirdiniz, overstay yaptınız turistik amaçla gittiniz. Pasaport polisi size 6 ay verdi ancak siz Amerika'da 8 ay kaldınız. Overstay yaptınız. Şimdi bu overstay ile ilgili Amerika'da bunun bir başka bir prosedürü var. Bu videonun konusu değil. Eğer bu 6 aydan fazla kaldıysanız dönüşte gene bu imkandan faydalanamıyorsunuz. Burada onu söylüyor. Bakın you have a permanent resident permit diyor. Gene Avustralya ve Yeni Zelanda'dan verilmiş süresiz oturum kartı demek bu. Green Card gene Avrupa Birliği ülkelerinde oturum kartından bahsediyor burada. Gene Kanada'da tarafından verilmiş bir oturum kartından bahsediyor. Yalnız bunun 28 Haziran 2002'den sonra verilmiş olması şartı var burada. Gene Avrupa Birliği'nde belki bilen bilmeyen arkadaşlar vardır d bir denilen ulusal bir viza var. Burada ondan bahsediyor. İrlanda biometrik vizesinden bahsediyor. Gene İrlanda var burada. Have a valid USA Permanent Resident Card issued by USA. Bu bildiğimiz Amerikan Green Card. Mesela bu Green Card'ınız varsa şu şartlarında dışında kalırsınız aslında. Çünkü one of the following diyor. Yani bunlardan bir tanesini karşılamanız lazım diyor. Eğer yeşil kartınız varsa illaki Amerika tarafından da seyahat etmek zorunda değilsiniz. Ee, gene bakın burada I-551 geçici göçmen vizasından bahsediyor. Buna sahipseniz bu iş gene olur diyor. You have a validant olan US Immigration Form. Amerika Birleşik Devletleri göçmenlik formu 155A ve 155B'ye sahipseniz gene bu iş oluyor diyor. Burada bir ifade var. You will not be able to transit without a visa if a border officer decides you do not qualify under immigration rules. You can apply for transit visa before you travel. For sure whether you qualify for transiting without a visa. <laughs> Burada arkadaşlar özetle şunu söylüyor. Yani pasaport polisi, pasaport officer bu işin ağasıdır, diyor. o karar verir diyor. İsterse vermeyebilir diyor. Bunun özeti bu. visa resident permit and acceptable alternative immigration control visa. All visas and resident permits must be valid. Australian paper confirmation slips are not accepted diyor. Burada da benim verdiğim cevaplar var. Evet değerli dostlar İngiltere transit vizesine size kısaca Anlatmaya çalıştım. Ne kadar kısa anlatabildim onu da bilmiyorum ama dediğim gibi e, özetlersek İngiltere Türk vatandaşlarından transit vize talep ediyor. Ancak bu transit vize'den istisna alabilmek için bir takım şartlar var, e, bir takım kurallar var. O kurallardan bir tanesine sahipseniz bu transit vize gereksiniminden istisna kapsamına giriyorsunuz. Az önce onların neler olduğunu söyledik. Bunun dışında gene bazı şartları karşılıyorsanız kısa süreliğine de olsa vizesiz bir şekilde İngiltere'ye giriş çıkış yapabileceğinizden de bahsettik. Onun da şartlarını az önce size anlatmaya çalıştım. Değerli dostlar, umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sevgiler, selamlar, saygılar.